Merhabalar, bu dersimizde açıların sembolle gösterilmesi ve eş açılar konusunu işleyeceğiz. Başlangıç noktası aynı olan iki ışın açıyı oluşturuyor. Yani burada iki adet ışınımız var. Birisi BA ışını ve ikincisi BC ışını. İşte bu iki ışının oluşturduğu açı ne olarak isimlendiriliyor? B açısı olarak isimlendirilebiliyor. Yani şu köşedeki nokta ile B açısı veya ABC açısı olarak isimlendirilebiliyor. ABC açısı veya CBA açısı olarak isimlendirilebiliyor. CBA açısı. Yani özellikle burada B'nin ortada olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü esas B noktasında açı olduğu için B'nin orta noktada olması gerekiyor. Peki sembolle gösterirken nasıl gösteriyoruz? Sembolle gösterirken B açısı diyoruz. Yani bu açı işareti olmuş oluyor. B açısı veya A, B, C açısı diyebiliyoruz. Yine B'nin ortada olmasına dikkat ediyoruz. Veya tersten giderek C, B, A açısı. Açısı da diyebiliyoruz. Bunlar hepsi bize aynı şeyi ifade ediyor. Ve açı ölçüleri eşit olan açılarda eş açılar olmuş oluyor. Yani bu açının aynısından bir tane daha çizersem. D, E, F açısı oldu diyelim. Ve bunun açı ölçüsü aynı ise eğer bunlar eş açılardır diyebiliyoruz. Şimdi örneğimiz var. Dar açı, geniş açı, dik açı ve doğru açıları gösterelim demişiz. Dar açı nasıl bir açıdır? Bakalım. Şimdi bir ışınımız var. A, B ışını. Eğer A, B ışınına şu şekilde yakın bir açı çizersem bu dar açı oluyor. Bu da A, C ışını olsun. Peki geniş açıya bakalım. D, E ışınında geniş açıyı çizelim. Eğer şu şekilde gittiysem ve buradaki açıyı görmek istiyorsam bu geniş açı oluyor. D, E, F diyelim. Peki K, L ışınımız var diyelim. Dik açıyı çizeceğiz. Dik açı 90 derecedir ve K, L ışınına dik olarak gelir. 90 derecelik açıya biz dik açı diyoruz. 90 derece. Peki o zaman dar açı 90 dereceye göre ne kaldı? 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı dedik. Peki geniş açıyı hangi açılar için söylemiş olduk? 90 dereceden büyük olan açılar için söylemiş olduk. Peki şimdi doğru açıya bakalım. Doğru açı ise şu şekilde 180 derecelik bir açıdır. Bunu da 90 çarpı 2 olarak da düşünebiliriz doğru açıyı. Aşağıdaki açılara eş açılar oluşturalım demişiz. Şimdi burada AOB açısı var. AOB açısı. Peki ne yapmış? İlk önce şu düzlemde bir ışın çizmiş. Şu şekilde bir ışın çizdik. Peki bu tarafa bakalım. Şurada tam köşeden geçtiği noktaya bakıyorum. Kaça kaç geçmiş? Şuradan itibaren. Yatayda 1, 2, dikeyde ise 1, 2, 3, 4. O halde bu şekilde sayarak gideceğim. Şimdi şuradan başladığımızı düşünelim. Bu tarafta çizgi olmadığı için. 1, 2 gideceğim. Ve bu taraftan 1, 2, 3, 4 gideceğim. Demek ki açıyı eğer şuradan başlatıp buradan geçirebilirsem benim AOB açımla şurada da KLM diyelim. KLM açım. Birbirine eş açılar olacaktır diyorum. Gelelim DEF açısına.
DEF açısı. Şimdi yine yatayda bir ışın çizilmiş. Evet, biz de çizdik. Bakalım bu kaça kaç gitmiş. Tam köşe noktasına bakıyorum. Yatayda 1, 2, 3 ve dikeyde 1, 2 gitmiş. O halde ben de o şekilde hesaplayacağım. Yatayda 1, 2, 3 gideceğim. Sonra dikeye doğru 1, 2 gideceğim. Ve ışınımı bu noktadan geçireceğim. Gerçekten de benzedi. O halde A, B, C olarak yazarsam A, B, C açısıyla DEF açısı da birbirine eş açılar oluşturdu diyorum. Dersiniz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.